Bu kapıyı açtığı zaman abi var ya, harika bir manzara var. Ne yapıyor? Arkadaşlar burada Türk ekmeği yok. Ben zeytinden başlayalım zaten arkadaşlar. Dostlar çay bölümüne geldik. Sen Kayserili misin? Ben Sivaslıyım. Böyle bir oda arkadaşlar. Hepinize merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu sefer size bomba gibi bir video hazırlamayı düşünüyoruz. Bir marketin önündeyim. Böyle bir AVM var. Onun önündeyim. Oradan birkaç şeyler almak istiyorum. Daha önce bu marketi size göstermiştim bir sene önce. Şimdi yine geldim buraya video çekmek için. Bu Türk kahvaltısı hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun için bazı malzeme almak istiyorum. Aynı zamanda buradaki Türk kahvaltısı yapmak için kullandığımız malzemeler var ya, işte malzemelerin fiyatına falan bakacağız. Ondan sonra da kahvaltı yapacağımız yere götüreceğim. Video büyük ihtimalle uzun olabilir arkadaşlar. O yüzden belki iki bölüm olarak yayınlamayı düşünüyorum. Marketin içine giriyoruz. Ondan sonra da marketin içindeki görüntüler sizinle paylaşacağım. Bu şekilde marketimiz dostlar. Bu sabah olduğu için güzel bir havası var. Çünkü insan çok az var. Normalde burası çok kalabalık oluyor. Şöyle gidiyoruz dostlar. Burada sebze meyve var. Buradan birkaç tane meyve almamız lazım. Yani Türk havasında meyve oluyor mu bilmiyorum. Allah abi. Oğlum sen ne yapıyorsun lan burada? Ne yapıyorsun? Sen zeytine mi bakıyorsun? Şamşat geldi. Arkadaşlar şamşatı bulduk. Ne işin var burada? Ben de bakıyorum, tanıdığım bir adam var burada. Bakıyorum, bakıyorum. Ama ben biriyle buluşmaya geldim de. Öyle mi? Gitti, bir şey alayım dedim, bakıyorum. Çok zeytine mi bakıyorsun? Ama bu pahalı. Ne zaman geldin buraya? Araba falan almışsın. Alışveriş bayağı yapacaksın o zaman. Ben de bir Türk kahvaltısı yapmaya çalışacağım. Tek başına mı? Tek başına. Beraber yapalım o zaman. Senin işin bitti mi? Benim işim bitti, bir şeyler alıyorum. Tamam. Sonra gidelim o zaman işte. Tamam, o zaman senin işin bittiyse beraber gidip bir kahvaltı. Davet etmeden gelir miyim? Ama tamam, seni resmi olarak kahvaltı ettim programımıza. Alıştık o zaman. Hoş geldin dostum. Seninle yaptığım bütün videolar bayağı izleniyor. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Beraber yaparız ya. Sen Hüseyin'e gideriz. Nereye gidelim? Şok oldum ya. Bir an yani... Türkçe konuşuyorum ben. Bir an ben de şok oldum seni gördüğüm için. Beklemiyordum arkadaşlar. Tesadüf. Ben şu tarafa... Benim bilgisayar şey yapmaya geldim. Yani boşaltmak için. Çünkü deposu dolmuş. Video çok ya. Aynen. İşte onun için bazı ayarlama gerekiyordu burada. Onu tamam. Yaptım. Bir de kamera çok sıcak oluyor. Yani bazen onlara şikayet ettim. Yani böyle bazen sıcacık oluyor diye. İşte onlar da dedi yani onu bakacağız. Yani şimdi bu video çekmem lazım ya. O yüzden onlara vermedim, buraya geldim. Ne yaparız şimdi? Ben yani şimdi dedim ki yani video böyle başladım. Yani en başladım. Şöyle işte böyle başladım. Seyircisine dedim ki bir Türk kahvaltısı yapacağız. Ondan sonra da buradan eşyaları falan, malzeme falan alıp onların fiyatını bakalım mı yani sucuk araç... falan var mı burada? Ben hiç bakmadım sucuk da. Sucuk ben aldım. Bende var. Güzel. Bende var. Evde mi var? Türkiye'de mi getirdin? Bir buçuk evet. Sene oldu lan. Ben söyleyeyim sana onun hikayesini. O zaman bir alışveriş yaparım. Tamam. Para bölmek için birini bulduk arkadaşlar. Aferin. Ben de tek başına bunlar ödeyeceğim, nasıl ödeyeceğim diye. Sen Kayserili misin? Ben Sivaslıyım. Ondan sonra da nasıl ödeyeceğim diye şey yapıyordum. Ama anlattık değil mi? İşte bölmeye şey çalışacağız. O zaman buradan zeytinden başlayalım zaten arkadaşlar. Zaten çok pahalı be. Yani belki Türkiye'de bunda daha pahalıdır belki. Çünkü Türkiye'de bayağı bu. Yaklaşık 30. Bu da sen, ben şunu beğendim ya. Şunu alalım. Ben de ucuz. Çünkü diyorum. Ucuz. Çünkü, evet. Bir de eski mi bu? Ha ben bundan kullanıyorum. Bu böyle acılı oluyor. Ama onun fiyatı pahalı abi. Şunu alalım ya. Şu o zaman arabanız aynı arabayı tamam, kullanalım değil bu mi? Tamam, bu araba kullan. Sen bir şey almadın değil mi? Tamam. O zaman beraber alalım. Tamam. Ben bir şey almayayım, sen alırsın. Tamam. Tamam. Okay. Sen ne alacaktın şoför o zaman? Şoför benim mi ya, sen misin? Yani şoför sen ol. Bir de şey patates almamız lazım. Türk kahvaltıda patates olmaz. Aynen. Türkiye'de yeri yemekte patates kullanıyor. Öyle mi? Patates alacağız arkadaşlar. Evet, listen çok mu? Ondan sonra da... Oğlum para var mı sende? Para var. Tamam. Şuna meyve suyu lazım. Meyve suyu olmaz. Okay. Şöyle bir mangolu meyve suyu alalım. Bunun fiyatı kaç? Meyve suyu değil be. Bu ne? Squash. Squash ne? Squash
öyle karıştırıyoruz öyle. Ha, o zaman onu almıyoruz. Misafirlere verdim. O zaman meyve suyu başka yerde alırız. Ben meyve suyu ben anlamıyoruz arkadaşlar. Ya abi sen arkamda sen. Ben de şey diyorum ki gözlüğü takmışsın, siyah olmuşsun ama bu arka tarafı bir yerde görmüş gibi hissettik. İşte ondan tanıdım. Şimdi buradan bir şeyler almaya çalışacağız arkadaşlar. Burada sosis var ya, o bende var. Ben geçen almıştım onu. O bende var. Bir de sucuk var. Pastırma var. Şey var mı? Tavuk sucuğu ne ya? İsmi neydi? Şey, nugget mı? Nugget. Evet, o gerek yok. Patates kızartması için şöyle aldım değil mi? Bunu ya, ufak bir şeyle aldım ya ben. He, yok, bu kahvaltı güzel olması lazım. Burada peynir, fazla peynir mı lazım? Bro, paneer öyle. Paneer, tamam. Ha. Şuradan açıyor. Şuradan mı açıyor? Paneer var, peynir var arkadaşlar. Buradaki peynirler var ya, biraz küp 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 doğurmuş peynirler. Bunun fiyatı kaç? 99 rupi. 100 rupi. 20 TL. 20 TL. Abicim bu kadar şeyine 20 TL veriyoruz. Daha sonra da baktar, tereyağı, baktar. Baktar. Cheese aldım. Cheese aldım. Cheese aldım. Cheese aldım. Bu ne? Slice aldım. Slice var mı? Slice aldım. Değil mi? Slice aldım. Ne kadar yanık aldılar mı? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Bu cheese alay. Aa, onun cheese alay. Bu da şundan aldık arkadaşlar. Bir de bundan aldık. Başka ne işte? Bu umarım ikisi de farklı şey değil mi? Aynı şey değil değil mi? Bu butter, bu cheese değil mi? Evet. Cheese'in Türkçesi neydi? Elektrik boşa gitmesin ya. Şunu ikisi de böyle aldık. Meyvesi nerede? Ha, domates lazım. Oğlum gel, salatalık ve domates. Bilmiyorum lan nereden? Valla çok şaşırdım ya. Bak bak, bir şey almamız lazım, yumurta. Yumurtasız ne Türk kahvaltı olacak. Okay. Bu 59 rupi galiba. 6 tane yumurta. Çok pahalı be, 59 değil ya, 39 yumurta yok ama. Yok ya, o kadar ucuz olmaz. Bir de muzlar var burada, senden muz alabilir. Ben hep şikayet ettiğim şey domatesler Hindistan'da güzel değil diyordu ya. Işte. Hindistan'daki domatesler çok saçma. Ama Mumbai'ye gittiğimde güzel domatesler görmüştüm ha. Biz bir iki her, ben bir, kendi ben iki tane yumurta ama. Şey ben iki tane domates almayı planlanıyordum. Şimdi 4 tane alacağım tamam senin için. Ha, ha, bir de menemen yapacağım yapalım. Aşil. Çok güzel. Aşil. O zaman 2-3 tane daha alalım. Menemen soğanlı mı soğansız mı oluyor? Soğanlı. Soğanlı mı? Şöyle. Bence soğanlı, bilmiyorum. Bir bakmamız lazım. Soğanlı alalım. Dostlar, çay bölümüne geldik. Biz böyle Taj Mahal diye bir markanın çayı aldık. Böyle poşetli çay var ya ondan. 74 rupi. İşte böyle çay fiyatları Hindistan'da da pahalı arttık. Yani burada bir tane çay markası var, 568 rupi dostlar. Bu galiba 1 kiloluk. Yok, evet 1 kiloluk. Ondan sonra bu şekilde buradaki fiyatlar. Yeşil çayından var, masala çaylardan var. Böyle çay çeşidimiz çok fazla. Tek bir çayla idare etmiyoruz. Üstelik baharatlar çayda, baharat çaylar da kullanıyoruz. Bu Hindistan'ın büyük firması var ya, Tata, onların. Onların bahçesi bizim burada. Yani çay bahçeleri var ya, onlar bizim burada. Kaliteli çaylar. Kahve, Nescafe var burada. Nescafe'nin fiyatı böyle 100 gramlık bir tane şişe 328 rupi. Burada da kahveler çok pahalı ne dostlar. Aldın? Lipton mu aldın? Lipton, Taj Mahal aldım. Güzel mi bu? Bu Hindistan markası. Evet, 79 rupi poşet, 75 rupi poşetli çay. Şimdi bize birkaç şeyler daha lazım arkadaşlar.
Bise derken bana lazımdı, şimdi bise lazım oldu. O yüzden iki kişilik almamız lazım. Şuradan al istersen, %50 indirim varmış. %50 indirim mi? %50. He. Yok, kahve istemiyorum. Ben kahveci değilim. Neyse, biz ne yapıyoruz? Birkaç şeyler daha almamız lazım. Onu da alacağız. Ondan sonra çok güzel bir yere gitmeye karar verdik. Şamşat güzel bir yer önermiş. Ondan sonra ben normalde evde yapmayı düşünüyordum annemle falan. Şimdi o dedi ki biz böyle bir yere gidelim. Hem de güzel böyle Karadeniz manzara falan demişsin. Evet. İşte yalan ol. Yeşillik. Ne var başka? Havuz falan olduğu bir yer. Aynen mi? Tamam. O ama kiralık. Tanıdığım bir arkadaşım var. Onu tanıdıklar. Orada çalışıyor. Oraya tamam. Gidiyoruz. Bir küçük miktar bir para vereceğiz. Ama o aslında büyük... şimdi müşteri değil de bizim için müşteri olmuş. Evet. Yaptırdım yani. Adamsın. Şimdi öyle güzel bir yere gideceğiz. Kendime ne kadar uyuyorum değil mi? Aynen. Çok uyuyorsun sen. Kendini bir şey zannediyorsun ha. Ondan sonra ondan sonra böyle bir şey yapacağız. Birkaç tane tabak, çatal, matal falan almamız lazım. Ondan sonra oraya gideceğiz. Çatal oradan... da mı var kanka? Çatal, matal lazım. Türk kahvaltısı yap. Hakiki Türk kahvaltısı yapıyoruz bunu. Okay. Bal bile var bende. O da evden getirmiş. Bal bizde yok mu acaba? Hakiki bal. Hakiki. Okay, bizim tamam. Köyde yapılmış hakiki bal. Tamam. Ondan sonra çok şey var, onu göstereceğim ben. Tamam. Hazırsın değil mi? Güzel okay. Bir kahvaltı. Bir sene sonra, 1,5 sene sonra çatalla yemek yiyorum. Ekmek de çatalla yemek yiyorum. Salak ya. 1,5 sene sonra şey ekmek yiyeceğim. Göstermeyi unuttum. 1,5 sene sonra ekmek yiyeceğim. Ya işte ekmek dediğinde aklıma geldi. Bir ekmek almadık. Yani ne ekmek alacağız? Köy ekmeği mi? Köy ekmeği var mı? Bakacağız. Burada. Bakacağız ekmek var mı? Ne sat? Montaligo. Bu bizim buradaki bir tatlı. Çok şekerli. Burada ekmek burada. Şundan hangi ekmek alacağız? Dilim ekmeği mi olsun? Yok, yani burada tabii ki de Türk ekmeği yok. Yani. Var ya. Türk ekmeği yok. Sade rostuyla ekmek. Şu mu? Şu. Hayırlı abi. Bizde sana esiyat ekmek var. Ha. Hayırlı abi. Arkadaşlar burada Türk ekmeği yok. Sadece dilim ekmeği var. O yüzden ne yapıyoruz? Bu köy mü, şehir mi bilmiyorum. Bir tane ekmek alacağız. O kadar yeterli. Bizim işimizde görür. O güzel mi ekmek bakayım? Ya bu markalı hiç duymamışsın bile. Bu da 44 lira. 44 rupiye dostlar bunun fiyatı. Bundan alırız ya. Bu çok ucuz. Ya, ucuz değil de ya. Ekmek 4 lira. Şunu da alsak mı? Hangisi? 34 rupiye. Bunun kaç kere kahvaltı edeceksin? Bir tane al koy ya. Bu burger bun. Aha olsun. Şunu çapati de alalım bir tane. Ne çapati? Çapati olsun ya. Tamam. Bu fiyatı kaç para? 50 TL. Para 50 rupi. Bir çapati de olsun. Oğlum, bir tane ya. Dürüm yapacağız. Ne hazır? Ha, redela. Hadi onu kokuyalım. Hafukan. Onu kokuyalım. O da tamam arkadaşlar. O zaman devam. Bir tabak almamız lazım. Bir çatal almamız lazım. Ondan sonra da yağ almadık. Yağ çok önemli. Arkadaş yağ koş. Yağ lazım. Ayçiçek yağı alacağız. Ha burada yağ var. Ayçiçek yağı. Zeytinyağlar var tamam. Zeytinyağlar 539. 699. Bu ne? Bu ne fiyat? Bu kokuyun anladın? Kokuyun ya. Arkadaşlar biz böyle bir Hindistan cevizi yağını aldık. Böyle biz ayçiçek yağı kullanmıyoruz. Burada biliyorsunuz. Kullanıyoruz ama çok yaygın olarak kullanıyoruz. Ne diyorsun da? Şu yeterli ya. Şişe de çok yakışıklı. Bundan alalım. Bu 99 rupya arkadaşlar. Bunun fiyatı bu arada. Bu pişirmek için kullanıyoruz. Burada pirinç çeşitimiz var. Ayçiçeği pirinç kullanmıyor. Ayçiçek yağının fiyatına bakalım yani. Buraya kadar geldik de. Ama o kaç gram? Benim dükkanda bundan daha ucuz. Öyle mi? 5 rupi ucuz. 5. Bir tane ucuz. Bunu alalım mı? Alalım. Gerek var mı? Sen bilirsin. Gerek yok ya bu. Yumurta falan yapmadık. Hindistan cevizini yaparız. Tamam. Hindistan cevizini yağ. Bu şekilde. Aldık. Ondan sonra da dediğin gibi uzun zamandır çatal kaşık diyorum. İşte çatal kaşık alacağız. Başka ne kaldı?
çatal kaşık almamız lazım. Arkadaşlar alışverişi bitirdik. Şimdi bu kadar eşya aldık. Her şeyin bayağı büyük bir alışveriş yaptık. Ne kadar tutacak bilmiyorum. Ama iyi ki geldin. İyi ki geldin var ya, iyi ki geldin. Paylaşacağız. Senin gelişiyle bu kadar mutlu olduğum başka bir an olmadı. Toplam dostlar 1074 rupi yaptı. Ben de ödeme yapıyorum. O da poşetliyor. Kaç tane? 200 TL oldu değil mi eklesin? Ha, 200 TL falan oldu. Poşeti burada paralı. Türkiye'deki gibi 20 rupi veriyoruz. Evet, Şamşat dostumu sana aldı. Okay, thank you. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Şamşat'ın dediği o güzel yere. Adam çok abarttı da. Yani nasıl olacak? Görürsün, anlatmama gerek vallahi yok. Valla ben seni inanmıyorum. Yani sen belki beni böyle derme çatma evlerin yerine falan götürebilirsin. Tamam, görürsün ya. Tamam, o zaman arkadaşlar siz... tamam, o zaman orada da görüşürüz arkadaşlar. Biz oraya geçiyoruz. Buradan bir yarım saatlik bir yolculuk var. Bizim canavarımız burada. Ya biraz yıkamamız lazım bunu ya. Bunun içinde bir şeyler var. Hemen bu da yağmur için. O da bir şey bir yere gidiyor. O zaman arkadaşlar orada görüşürüz. Dostlar uzun bir yol yaptık. Yol derken böyle böyle yollar değil. Böyle yokuşlar böyle geçtik böyle bir dağın tepesine geldik. Dağın tepesi var ya aşırı mükemmel bir şekilde dekore etmişler. Biz tam dağların dibindeyiz. Hemen dağ. Burada dağların oradan cır cır böceklerin sesi falan duyabiliyor musunuz? Böyle çok fazla ses geliyor. Hem cır cır böceği var hem de başka bir kurbağa gibi bir şeylerin sesi de geliyor. Duydun mu? İşte doğanın sesi bu şekilde. Burası aslında yağmur yağacak gibi duruyor. Yağmur yağmadan önce buradaki işleri halletmem lazım. Çok ucuz bir yer ya. Ucuz derken iki kişi için 500 rupi diyor. Hani böyle bir yer. Bende var ya aşırı öksürük var. Hastayım. Ama yine de video çekmeye geldim. Bir de Samsat olduğu için daha da zevkli oldum. Bu arada biz beraber geldik, tamam mı? Yani ilk başta yaptığı o şeyler yalan. Yani yalandı. Yani böyle bir giriş videosu o şekilde çekelim dedik. Şimdi Şamşa da orada duruyor. Manzara izliyorum. Dağların. Burada bir havuz var. Ondan sonra da tuvaletim mi bilmiyorum. Öyle bir şey var orada. Burada böyle çadırlar var. Oturma alanı var. Toplantı alanları var. Böyle güzel tasarlamışlar. Böyle hatlar yapmışlar. Hat dere yani böyle çatma evleri. Onun içinde bir gece kalabilirsiniz. Onun için 2000 rupi mi bilmem öyle bir fiyat vermeniz lazım. Böyle oturup dağları manzarası izleyebilirsiniz. Nasıl desem insanın bir böyle rahatlamak için falan geldiği bir yer. Çok rahat, çok zevkli bir yer. Buradan bir şeyler yapmaya çalışacağız. Biz var ya bu şekilde böyle yürüdük. Oradan böyle bir çadır olduğu bölgeye geldik. Burada birkaç tane çadırlar var. Burada yaşamak için, bir gece kalmak için, burada mangal falan yapabilirsiniz. Yemek hazırlayabilirsiniz. O şekilde ayarlamışlar. Burada bize müdürümüz geldi. O müdür, onun ismi Şebir Ali. İşte Şebir Ali abimiz de geldi bize. Ondan sonra da yardımcı oldu. Bize bir tane oda açtı. Burası var ya yeni temizlemişler. Bana dedi ki yani yeni temizledik, onun içerisine göstermeyelim falan dedi. Ben de dedim Şebir Ali abi işte burada. Hello. Hello. Evet Şebir Ali abi. Odası bu şekilde. Şamşa'da hazırlanmış. Böyle bir oda arkadaşlar. İşte bunun üzerine nevresim takımı falan gelecekmiş. Bir de o yastıkların üstünü klifle kapatacaklar. Böyle bir yani şey iş yapmamışlar. Yine de çekeyim dedim ben de. İşte böyle bir geliyorsunuz. Yer böyle silmişler yeni. Biri görebilirsiniz. Burada bir tane mutfak değil de burası. Tuvalet banyo var. Böyle sıcak su var. Burası tepenin üzeri olduğu için biraz soğuk oluyor. Bir çeşme var. Dolabımız var. Bu bambuda yapılmış bir merdiven. İşte bu güzelce tasarlamışlar. Buradan böyle çıktığınızda böyle bir yatak, 3 kişilik yatağı var. Burası genelde 8 kişi, 10 kişi falan yani bekarlar gelip kalıyor. Daha sonra da eğlenip gidiyorlar. Yani bu şekilde
bir yer. Yani bekarlık veda partisi falan yapıyorlar. Bu kapıyı açtığı zaman abi var ya, harika bir manzara var. Of. Sabah böyle oturuyorsunuz. Böyle burada bambudan yapılmış bir tane sandalye. Böyle oturuyorsunuz. Ondan sonra bir yudum çay. Böyle manzara izliyorsunuz. Soğuk hava. Serin bir memleket. Oksijen tertemiz. Harika oluyor. Böyle bir çay falan koyabilirsiniz. Mükemmel değil mi? Şimdi bu şekilde harika bir yer. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Çamşadı bulduk, iyi oldu. Çünkü o bu yer o ayarladı. Çünkü onun tanıdığı biri varmış burada. Çalışan. İşte bunu böyle kapatalım. İşte o sayesinde biz de burası bulduk. Çok şükür güzel bir yer oldu. Şimdi bu video uzun oldu biraz. Biraz değil de daha fazla uzun oldu. Şimdi bir 20 dakika falan vardır bu. Bu ihtimalle. Hepimiz aynı renge giriyoruz. Şimdi bu video burada kapatıyoruz arkadaşlar. Var mı eklemek istediğin bir şey? Dur ben söyleyeyim. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. Evet, umarım tamam. Bu videoyu beğenmişsiniz. Like attın, comment yaptın. Ne diyorsunuz? Yani şey, yorum yapıyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Doğru mu dedi? Selamlar ve sevgiler. Bu arada kahvaltı video gelecek arkadaşlar. Bundan sonra çekeceğimiz video kahvaltı videosu. Orada görüşürüz.